Fena bir kompozisyon kurmadı Aurora tarafı. Tek düşünce, yani tek beni düşüncelere sevk eden şu anda o Graves'in ne kadar verimsiz kalabileceği. Çünkü yani hiçbir ligde tutmadı gerçekten bütün kaynakları alan Graves. Oh, Frozen'a direkt agresif oynadılar. Sıçralar geldiler arkaya. Frozen'ı alacaklar burada. Muhteşem oynadı Wisdom ve Naru ikilisi. Ya bir dakika, muhteşem falan oynamadı. Bir saniye, ne oluyor? Mesafe kapatabilen bir şampiyon burada çok büyük katkı yapabilir. Sıçra kullandı hemen orada Rain. Kule altına kaçmaya çalışıyor. Çok güzel çekti Pedden. Rain zor durumda. Üzerinde tutuştur var. Bir sıçra daha Move'dan. Ve skor almayı başarıyor Move. Kule altında Pedden hasar yiyor ama oradan kaçmayı başaracak gibi duruyor. Pedden da buradan çıktı. Ve Noru geliyor buraya. Şimdi Pedden'ın üzerine doğru gittiler. Pedden sıçrasını kullandı. Arka tarafta Zergsting kaçmaya çalışıyor. Zergsting de buradan uzaklaştı. Bu arada araya çekilen bir Wisdom var. Wisdom'un üzerine güzel bir Leon ultisi geldi ama orada aradan çıkarmayı başardılar Zergsting'e. Wisdom burada düşecek. Thaldrin için buraya yetişti. Yalnız Thaldrin'in karşısında 4 kişi birden var. Hasar vermeye çalışıyor. Rosen geldi. Fenerbahçe. Move da geldi yan taraftan. Arka tarafta Rain'i çıkarmayı başardılar. Move sersemledi. Hios'u kovalıyorlar. Hios'u alabilecekler mi? Hios son anda sıçrayla çıkıyor buradan. Evet. Bitebiliyor. Bir kere daha Rain yakalandı. Rain'in sıçrası var ama güzel bir ulti geldi Zergsting'den. Bir de Pedden çekti Rain'i. Bir de arkadan şimdi Xin Zhao. Bütün kaynaklar ona ayrıldığı için yalnız Wisdom zor durumda kalacak. Naru güzel yetişti buraya. Arka tarafta Pedden yakalandı. Kendi yakalamak istiyordu ama asıl yakalanan ne oldu? Rogue onu çok güzel çekiyor. Ve Doğuş Üniversitesi Aurora kötü başlamak üzere olan bir savaşta şimdi öne geçti. Zergsting'in de ultisi yok. Çok agresif bir oyun orada Wisdom'dan. Move'u öldüremedi ama Rogue'u işi bitiriyor. Rogue orada infaz etti adeta Move'u. Rogue ölmeden önce çok güzel bir hareket. Burada düşmedi, hayatta kalmayı başardı. Üründü şu anda Rogue'u. Yine de çekmeyi başardı Rogue'u. Frozen bir kere daha düşecek. Move yakalanmak üzere burada. Naru onu yavaşlattı. Şimdi arka taraftan Pyke da geldi. Rogue ile beraber burada Move skorunu alacaklar Move tek başına. 1907 Fenerbahçe. Bakalım bu savaşa girecek mi? Zergsting araya girdi. Güzel. Çok güzel ulti Zergsting'den. Rain bu arada erimek üzere. Rain'in çok az canı kaldı. Ama arka tarafta düşen bir Vladimir var. Thaldrin'i aradan çıkardılar. Pedden şimdi 4 kişinin arasında. Pedden Thaldrin'in yardımıyla beraber burada çok fazla hasar çıkar. Thaldrin 2'de 2 almayı başarıyor öldükten sonra. Frozen da burada Naru'yu tutmaya çalışıyor. Frozen Naru'nun üzerine gidiyor ama Hios da hemen Naru'ya yardıma geldi. Burada Thaldrin'in attığı ulti ve Pedden'ın arkasından çıkardığı hasar gerçekten 1907 Fenerbahçe'nin bu baronu önlemesini sağladı. Yoksa çok çok kötü gidecekti işler onlar için. Sonra bir an için durdu. Tekrardan devam ediyorlar. Yine araya girdi. Şu anda birisi orada. Move araya girdi. 2000 can. Hala barona devam ediyorlar. Wisdom baronu almaya çalışıyor. Orada Zergsting düştü. 1500 canı var baronun şu anda. Araya giren Move. Çalmayı başaramadı baronu ama. Arkadan Zergsting ve Rogue'un düştüğünü görüyoruz. Diğer tarafta Pedden önde yakalandı. Pedden aradan çıkaracak. Doğuş Üniversitesi Aurora. Frozen tek başına kaldı. Sersemlettiler. Yalnız yakalandı Frozen, düşecek burada. Rain hemen uçarak oraya gitti. Wisdom'a son vuruşu yapıyor. Ve yalnız Naru zor durumda kalacak. Şimdi 4 kişi orada Naru'yu yakaladı. Bir de ulti geldi Leona'dan. Naru burada düşüyor, istediğini yapamadı. Ultisi de duruyor Naru'nun ve 1907 Fenerbahçe aldığı bu skorla beraber bir anda daha fazla savunma yapacak duruma geldi. 1907 Fenerbahçe kontrol istiyor. Thaldrin sıçrayla beraber girdi içeri. Şimdi Kızılavuz geldi. Arka tarafta Zergsting yakaladı orada ve çok güzel. Pedden çok iyi çekti Rain'i. Zergsting önde hala. Lulu ultisi geliyor ama yeterli değil. Orada hemen infaz etti Lulu'yu Rogue'u. O yüzden de zaten gördüğün gibi fazla zorluyorlar. Hios önde yakalandı. Hios bir türlü çıkamadı oradan. Kronometreyi kullandı ama oradan çıkabilecek mi? Sıçrayı attı, yeterli değil. Skoru alan Pedden oluyor. Pedden kovalamaya devam ediyor şimdi. Orada Wisdom'a da bir smaç bastı. Frozen o smacı tamamlayan isim oluyor. Hios şimdi önden geliyor. Naru da geliyor. Geri kaçlar. Bu arada Thaldrin'i yakaladı Wisdom. Wisdom çok fazla hasar verdi Thaldrin'e. Thaldrin oradan çıkıyor. Wisdom geriye doğru çekildi. Güzel de bir ulti kullandı. Arkada Zergsting de Wisdom'ı yakalamayı başardı ama Rain'den güzel bir ulti geliyor bu sefer. Pedden'i kilitlediler. Pedden Rain'in ultisinin içine kilitlendi. Frozen şimdi arka tarafta. Thaldrin'den güzel bir ulti geliyor. Thaldrin 5'e 1 savaşta adeta burada. Naru, Rogue, Rain geldiler buraya. Move'u yakalayacaklar şimdi. Zergsting onu terk etti ölüme. Diğer minyon dalgasında Thaldrin'de Pedden'da geliyor. Tutmadı ufuk kılıcı. Minyonları üzerine çekti. Frozen ama diğer tarafta Frozen düştü. Minyon yok şu anda ama Hios elinden geldiğince tanklıyor burayı. Düşecekmiş gibi duruyor. Üzere. Bir kule düşmek üzere. Kule düştü. Hios hala tanklıyor. Hios şimdi ultisini de açtı. Pedden geldi. Thaldrin'e 7 saniye var. Almaya çalışıyorlar kuleyi. Arkadan Zergsting geldi. Şimdi elinden geleni yapıyor. Zergsting'in ultisi de gelmek üzere bu arada.
Zergsting şimdi ultisi kullandı. 3 kişiye çarptı ulti. Zergsting düşüyor burada. Skor Rogue'ya gitti. Arka tarafta Hios. Fedon'u ve Tal'dir'ini oyalıyor. Tal'dir'in Wisdom skorunu almak istiyor. Wisdom'un koruyucu meleği aktif. Ama Nexus düşmek üzere. Naru vuruyor. Rain vuruyor. Rogue vuruyor. Wisdom tekrardan hayata döndü. Hios vuruyor ve mücadeleyi kazanan Doğuş Üniversitesi Aurora. Doğuş Üniversitesi Aurora 1907 Fenerbahçe'ye bu mevsimki ilk mağlubiyetini tattırıyor. Hios, lige hızlı başlayan 1907 Fenerbahçe'yi yenerek önemli bir karşılaşmayı arkanızda bıraktınız. Neler hissediyorsun? Mutluyum öncelikle çünkü 3-0 bir Fenerbahçe vardı. Daha hiç kaybetmemişlerdi ilk hafta. İlk mağlubiyetini bizden almaları benim için iyi oldu. Bu maç Mundo tercihine gitme sebebin neydi? Takımımızda zaten Braum, Support, Grace, Jungle yaptık. Yani Carry'i daha çok Grace'in üstüne bıraktık. Bunun işlemesi için de yukarı koridora bir tank şampiyon almamız lazım. Önceki Royal Bandits maçında da aynı şey yapıp Malphite almıştık. Bu sefer Mundo daha uygun gözüktü. Bu yüzden Mundo pickledik. Genel olarak hoşuna giden, bu metaya yakıştırdığın üst koridor seçimleri neler? Sanırım şu an en iyisi Mundo gibi gözüküyor. İzlediğim Kore maçlarında da Mundo'ların hepsi ölümsüz. Yani hiçbiri gerçekten ölmüyor. Mundo şu anda en güçlülerinden biri olabilir. Kore demişken Kore kampına gittiğini biliyoruz. Senin için nasıl geçti? Kore kampı biraz kısa sürdü. 22 gün gittim ben. Ama bu 22 günde yaklaşık 250-300 oyun attım. Ve gerçekten işe yaradığını düşünüyorum. Yani en azından sadece ilk 15 dakikada koridorda neler yapıp neler yapmayacağımı iyi gösterdiklerini düşünüyorum. Peki bu 22 günde en çok ne yönden geliştin ve diğer oyuncularına gitmesini tavsiye eder misin? Kore'ye hem oyuncuların hem takımların bence götürmesi lazım bütün oyuncularını. Çünkü gerçekten çok daha farklı yani. Ben giderken bu kadar olacağını düşünmeden gittim. Gerçekten çok iyi. Herkesin gitmesi lazım. Ne yönden geliştirdiği de en çok sanırım koridor safhasında geliştirdi beni.